Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalara göre okullarımız 31 Mayıs'a kadar tatil edildi. Öğrencilerimizin aklında birçok sorunun bulunduğunu biliyorum. Acaba LGS sınavı ertelenir mi? Okullardaki notlar ne olacak? Karne notları nasıl olacak? Sınıf geçmeler nasıl olacak? Bununla ilgili kafaların karışık olduğunu biliyorum. Şimdi bu soruların cevaplarını birlikte aramaya çalışalım. Müzik Bakanımızın biraz önce yaptığı açıklamaya göre okullarımız 31 Mayıs tarihine kadar tatil edildi. Bu durumda koronavirüs salgınıyla beraber evlerimizde kalmanın daha hayırlı olacağı düşünüldü ve bilim kurulunun tavsiyesiyle okullarımız bir ay daha tatil edildi. Bu süre zarfında Uzaktan eğitim son hızıyla devam edecek. Yani EBA TV'deki dersler devam edecek. Bu dönemde öğrencilerimize bizler de YouTube kanalı üzerinden yardımcı olmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki sizin için inkılap tarihi konu anlatımları, yeni nesil soru çözümleri, yeni nesil deneme paylaşımları ve PDF olarak genel deneme paylaşımları yapıyorum. Bunlardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bakanımızın yaptığı açıklamaya şöyle kısaca bir değinelim. Okullarımız 31 Mayıs'a kadar sağlık sorunları nedeniyle tatil edildi. Evlerimizde kalmanın daha hayırlı olacağını bakanımız söyledi. Bu süreçte öğrencilerimizin sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Bakanımızın gazetecilere verdiği açıklamadan sonra soru cevap kısmında bakanımıza bazı merak ettiğimiz sorularda soruldu. Bakanımıza sorulan ilk soru şuydu merkezi sınav tarihinin değişikliği ile ilgili bir öngörünüz var mı? Yani LGS tarihi ertelenir mi diye Milliyetin Bakanımıza bir soru soruldu. Bakanımız da dedi ki LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak. Yani bu durum hala şu an değerlendirilme aşamasında. Yani bizim olayımız şu arkadaşlar. Sınav 7 Haziran'daymış gibi çalışmaya devam edeceğiz. Ama ertelenirse de ne ala önümüzdeki süre uzar. Yani o yüzden hazırlıklarınıza devam edin. Hiçbir şekilde motivasyonunuzu kaybetmeyin ve sınav sürecinden kopmayın. Sınavımızın 7 Haziran'da olacağı düşüncesiyle çalışmalarınıza devam etmeniz gerekiyor. Eğer ertelenirse de yine belli bir tarih belirlenir. O süreye kadar ekstra zamanınız olmuş olur. Bu da sizin işinize gelir. Şunu da unutmayın ki sınavın iptal edilme gibi bir durumu kesinlikle söz konusu değil. Bizim sınava gireceğimiz garanti. Yani %100 o sınava girilecek. Bu tarih ya 7 Haziran olur. Ya atıyorum 1 Temmuz olur. Ya bilmem kaç Ağustos olur. Yani bu tarihin iptal edilmesi söz konusu değil. Sadece zamanı değiştirilebilir. Ben kendi görüşümü söylemek istiyorum. Okullarımız 31 Mayıs'a kadar tatil. 7 Haziran'da da hemen 31 Mayıs'tan bir hafta sonra da sınav var. Benim görüşüm okullardan sonra hemen sınavın olacağı yani normal şartlarda gitseydi olacağı yönünde. Ama ben bu süreçte e, LGS'nin ertelenebileceğini düşünüyorum. Tabii ki yine belirtiyorum sınav 7 Haziran'da olacakmış gibi çalışmak zorundasınız. Şurada topu topu 37-38 günlük süreniz kaldı. Bunu iyi değerlendirmek zorundasınız. Ama yine kendi görüşümü belirtmek isterim ki e, ben LGS'nin e, erteleneceğini düşünüyorum. Tabii bu benim düşünüm, düşüncem. Resmi açıklamayı beklemek zorundayız. Bakanımıza sorulan diğer soru şu yöndeydi. Telafi eğitimine ilişkin takvim netleşti mi? Hani hepimizin aklına şu soru vardı. Acaba yazın okula mı gideceğiz? Temmuz, Ağustos'ta o sıcakta okula gidilir mi gibi aklımızda sorular vardı. Öğrencilerimizin aklına da bu sorular geliyordu. Bakanımız da bununla ilgili takvim değişken. Durum değiştikçe takvimi de değiştiriyoruz. Telafi eğitiminin her yaş grubu için, her bölge için Ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğu bir dönemi yaşıyoruz dedi. Bu ne demek arkadaşlar? Takvimin değişken olduğunu söyledi. Öncelikle çünkü koronavirüs iyiye doğru gidiyor çok şükür. İnşallah daha iyiye gider. Okullarımız bir an önce açılır düşüncesindeyim. Ben de bunu istiyorum. Çünkü okullarımızı gerçekten özledik. Öğrencilerimizi gerçekten çok özledik. Ama bu bizim sağlığımızdan daha önemli değil mi? Bakanımız da zaten bunu vurguladı. Bu süreç inşallah çok daha iyiye giderse okulların açılma ihtimali de olabilir ama şu an için evde kalmanın daha doğru olacağını söyledi. Ve telafi eğitimiyle de ilgili farklı bölgelerde farklı tarihler konuşulduğunu söyledi. Yani nasıl? Diyelim ki Doğu Anadolu'da işçiler çok fazla, tarım işçileri çok fazla olduğu için onlar yazın büyük ihtimalle o tarihte telafi eğitimi yapamazlar. Peki nasıl olacak? Onların tarihini belki Eylül Ekim gibi yaparlar. Ya da diyelim ki ülkemizin batı bölgelerini Ege, Marmara, Akdeniz gibi daha rahat bölgelerini belki de yazın diyelim ki Ağustos'un hemen sonunda 1-2 haftalık eğitime tabi tutabilirler. Ben bu sürenin de çok uzun olmayacağını düşünüyorum. Yani telafi eğitimi deyince aklınıza böyle 2 ay o yazın okulda kalacağız ve ikinci dönem konularını 2 ay işleyeceğiz gelmesin. Bakanımız zaten bunu açıkladı. Hızlandırılmış bir eğitim olacak ben 1-2 haftalık olacağını düşünüyorum. Bakanımıza sorulan bir diğer soru ise sınıf geçme ile alakalı. Sınıf geçme ile ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz dedi. Öğrencilerimizin çokça merak ettiği sorulardan bir tanesiydi bu. Bana da çok fazla soruluyordu. Acaba hocam notlarımız ne olacak? Not ortalamam 47, 48, 49 acaba kalır mıyım? Bunu lise öğrencileri de merak ediyordu. Ortaokul öğrencilerimiz de merak ediyordu. Karne notları ne olacak diye merak ediliyordu. Bu soruda cevap buldu arkadaşlar. Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Yani diyelim ki sosyalden birinci dönem karnenize 87 düştü. ikinci dönemde de 87 düşecek. Matematikten diyelim ki 65 düştü. ikinci dönemde de 65 düşecek. Yani ilk dönemki karne notlarınız ikinci dönem içinde geçerli olacak. Ve önemli nokta sınıf geçme ile alakalı not ortalaması kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçilecek. Bu da güzel haber olarak söyleyebiliriz. Zaten ben öğrencilerimiz sordukları zaman da bunu söylemiştim. Demiştim ki ben sınıfta kalmanın olmayacağını düşünüyorum. Bu sene olmaz büyük ihtimalle. Herkes sınıfı geçecektir. Özellikle lise öğrencilerimiz bu soruyu çok merak ediyorlardı. Sınıfta kalma bu sene olmayacak. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler diye konuştu. Yani sorumluluk sınavının yapılabileceğinin de sinyallerini Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bizlere verdi. Evet arkadaşlar böylece Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un son açıklamalarını LGS acaba ertelenir mi? Karne notları ne olacak? Sınıf geçme nasıl olacak gibi soruların cevaplarını bu videoda sizlerle beraber aradık ve sorulara cevaplar bulduk. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.